Otoservisleri bu konuda çok sıkıntılı bir durumda. Çünkü araç sahipleri direkt servisi hedef alıyor. Nedir konu? İki kişi kaza yaptığında, iki araç kullanıcısı kaza yaptığında kusurlu olan kişi ve haklı olan kişiyi Tramer sistemine rapor düştükten sonra avukatlık büroları, avukatlık şirketleri arıyor. Hasar merkezi, hasar onarım merkezi adı altında müşteriler, araç kullanıcıları aranıyor. Ve diyorlar ki işte siz haklısınız, haklı olmamalarına rağmen para alabileceklerini söylüyorlar ve vekalet istiyorlar. Bu konuda araç sahipleri de otoservislerine yüklenerek niye benim telefon numaramı işte farklı şirketlere verdiniz diye bize yükleniyor. Dolayısıyla burada kişisel verileri koruma kanunu devreye girmesi gerekiyor. Yani kullanıcıların haberi olmadan telefon numaraları veriliyor. Her kullanıcı yaklaşık 5-6 şirketten aranıyor. Ve iş şuna kadar geliyor. Hani istemiyorum dedikçe aptallık neden ediyorsunuz deniliyor. Yani kişilere hakaret de söz konusu olunca hassas bir konu oluyor şu anda. Ki bu farklı şekilde de ülkemizde çok büyük bir sıkıntı. İşte bankadan arıyoruz diyorlar veyahut da farklı sektörlerden arıyoruz diyorlar. Aşırı derecede sadece güvendikleri avukata versinler, kendi avukatlarına versinler ya da E-Devlet'ten kendileri de başvurup bu haklarını alabilirler. Mesela olayın açıklaması, ben geldim size çarptım ve Türkiye'de tutulan polissiz anlaşmalı tutanağımız var. Bu tutanakla siz hak sahibi olarak servise gideceksiniz, haklı hissediyorsunuz kendinizi. Servise gittiğinizde eksper çağrılıyor. Eksper geldikten sonra Tramer sistemine işleniyor. Tramer sistemine işlendikten sonra macera başlıyor. Burada müşterileri çok zor bir süreç bekliyor. Kesinlikle çok uyanık olmalarını tavsiye ediyoruz derneğimiz olarak. Bu işin sorumlusu ve bilen kişiler olarak, bilir kişi olarak müşterilerimize dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.